George Orwell'in 1984 kitabındaki kameralar bizim mahallede pencerelerde dedikodu yapan teyzelerin yanında çömez kalıyorlar. Bu teyzelerle ilk deneyimimi bundan 2 yıl önce yaşadım. Şu anda devlet onaylı olup o dönemde devlet onaylı olmayan sevgilimle paylaştığım evden dışarıya çıkarken teyzelerden bir tanesine yakalandım. Bu teyzeyi daha önce hiç görmemiştim. Büyük ihtimalle yazı memleketinde geçirmiş ve daha sonra apartmanına geri dönmüştü. Yan apartmandan, penceresinden durdurdu beni ve şu soruyu sordu. Çocuk var mı? Böyle kala kaldım. Böyle durdum. Böyle birden böyle pısırdım. Hayır dedim. Ve günüme devam ettim. Sonra kendime çok kızdım. Üstüne çok düşündüm. Dedim ki... Benim konuşmalarımda böyle aksaklıklar hep oluyor. Bir şeyler dayanamıyor konuşmaya çünkü. Ben bunu böyle elimde tutsam problem mi? Tamam. Kendime çok kızdım. Dedim ki neden cevap vermek zorunda hissettim kendimi? Cevap vermeseydim ne olurdu? Daha akıllıca bir cevap verebilir miydim acaba? Bu teyzeye bu anı bir öğreti anına çevirebilir miydim acaba? Hemen böyle eğitmen kimliği devreye girdi birdenbire. Ve şunu fark ettim. Şu elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz... Kendimizi hiç etkilenmediğimizi sandığımız ve hep başkalarına attığımız şu toplumsal baskı olayını ben aslında kafama atılan bir taş gibi hissetmişim o anda. Ve kala kalmışım. Böyle hayır deyip yoluma devam etmişim. Son 2 yıldır da bu konu üstüne çok fazla düşünüyorum. Nasıl cevap verebilirdim? Ne yapabilirdim? Bu uygun bir soru mu sorulması aslında? Ve şu sonuca vardım. Biri size çocuk var mı diye sorarsa... Ona hangi pozisyonda seviştiğini sorun. Çünkü teknik açıdan baktığımızda bu 2 soru arasında aslında hiçbir fark yok. Teknik ve lojistik açıdan. Sosyal açıdan fark olabilir, ahlaki açıdan belki fark olabilir. Ama tekniğe indiğimiz zaman aynı şeyi soruyoruz. Aslında savunduğum şey de şu, toplum tarafından daha kabul gören soru, yani çocuk var mı sorusu, hangi seks pozisyonda sevişiyorsun sorusuna göre daha fazla mahremiyeti ihlal eden bir soru. Şimdi bir dakika, bunu biraz açıklaman lazım bize diyebilirsiniz çok haklı olarak. Evet, çocuk var mı sorusu belki içimizi rahatlatıyor. Oh, işte böyle aileye dair bir şeyler sordum, karşımdaki insanı tanıdım, kendimi çok iyi hissettim. Öte yandan biri size hangi seks pozisyonda sevişiyorsunuz diye sorduğu zaman biraz böyle çarpıntı, kalp sorunları yaşamanız çok doğal aslında. Bunun sebebini varsayımlar üzerinden inceleyerek anlayabiliriz aslında. Biri... Size çocuk var mı diye sorduğu zaman sizin hakkınızda bir takım varsayımlar dolanıyor kafasında. Aynı şekilde biri size hangi seks pozisyonda sevişiyorsunuz diye sorduğunda da sizinle ilgili bir takım varsayımlar dolanıyor kafasında. İlk soruyu ele alırsak, biri bana çocuk var mı diye sorduğu zaman benim hakkımda neler varsayıyor? Bir, bu soruya cevap vereceğimi varsayıyor. İkincisi, bu sorunun cevabının benim için çok kolay olduğunu varsayıyor. Yani evet ya da hayır. Üç, heteroseksüel olduğumu varsayıyor. Çünkü yoksa büyük ihtimalle hayatıma dair böyle bir detayı çok fazla merak etmeyecekti. Ya da zaten çocuk sahibi olamayacağımı düşünecekti. 4. Evli olduğumu varsayıyor. 5. Üreyebildiğimi varsayıyor. Yani üreme sistemimle alakalı herhangi bir problem olmadığını ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığımı varsayıyor. Ve bunu benim üzerimden varsayıyor. Çünkü genelde kimse spermlerden şüphelenmiyor. Hep problem yumurtalıkların üstüne kalıyor. Bunun dışında bu kadar özel bir detayı hiç tanımadığım bir teyzeyle paylaşacağımı varsayıyor. İkinci soruya geçersek, hangi seks pozisyonda sevişiyorsun? Bu soru ötekinin yanında çok masum kalıyor aslında. Çünkü sadece karşınızdaki insanın cinsel olarak aktif olduğunu ve bir miktar seks pozisyon bilgisine sahip olduğunu varsayıyorsunuz aslında. Bir de yine karşınızdaki insanın bu kadar özelini sizinle paylaşacağını varsayıyorsunuz. Birinci soruda 8-10 tane varsayım varken, ikinci soruda kişinin mahremine, özel hayatına dair sadece 3 tane varsayım var. Dolayısıyla hangisi daha zararlı, hangisi daha zararsız, çok da fazla tartışmaya gerek yok aslında. Peki bu neden böyle? Kamusal alanda biz cinselliği sansürlüyoruz, özel alanda da cinselliği bastırıyoruz. Yani sansürbasyonla bastırmasyonlar toplanıyor
ve karşımızdaki mevcut durumla karşılaşıyoruz. Türkiye'de dolayısıyla cinsellik ya kamusaldır ya da tabusaldır. Orta çok fazla alanda yer verilmez cinselliğe. Hal böyle olunca da seksolog ünvanıyla, o ünvanına sahip biri karşınıza çıktığı zaman ya da ben seksoloğum dediğiniz zaman seksten sonrasına çok fazla odaklanmıyor insanlar. Ya da ben cinsel eğitmenim dediğiniz zaman eğitim kısmına çok fazla kafa yormuyor ama cinsellik üstünde bayağı bir duruyor. Hal böyle olunca da aslında cinsel eğitimin var olmasına yardımcı olacak zihniyetin tam tersinde işliyor bizim kafalarımız. Biz ne zaman ki cinsel kısma değil de eğitim kısmına takılacağız, biz ne zaman ki seksolojiyi seksten ibaret değil insan cinsellik bilimiyle ilgilenen bir bilim olarak algılayabileceğiz, ne zaman cinselliği birinin birine yaptığı bir şey değil de insanların isterlerse tek başlarına bir partnerle veya birden çok partnerle deneyimleyebilecekleri bir şey olduğunu anlayacağız ve bunu kabul edeceğiz. Biz ne zaman cinselliği ve cinsel eğitimi ergenlikte birdenbire hormonlarla başlayan bir süreç değil de anne karnında başlayan ve ölümümüzle sonlanan bir süreç olarak algılayabileceğiz. O zaman bireysel meraklarımızın, çocuk var mı sorularının toplumsal haklardan üstün olmadığı bir toplum yaratmaya başlayabileceğiz. Teşekkür ederim.